Arkadaşlar tekrar merhaba. Bir önceki videomuzda nesne yapı tabanlı programlama nedir? Neden ihtiyacımız var? Bunları zaten bol bol konuşarak değindik. İlk videomuzda da birazcık kodlama yapalım ve ilk uygulamamızı yazarak bu nesnel tabanlı programlamaya giriş sağlayalım. İlk videoda class ve instance yapıları arasında yani sınıf ve nesne yapıları arasındaki ayrımı kavramamız lazım. Ve zaten bu ilk video sonunda da bu nesnel tabanlı programlamanın işi ne kadar otomasyona döktürme, ne kadar hızlandırdığını daha iyi algılayacağımızı düşünüyorum. Hikayemiz de şu olsun, bir firmamız olsun ve bu firmamızdaki personelle alakalı bir aplikasyon yazıyoruz ve personel bilgileri tutmamız lazım. Python dilinde sınıf oluşturmak son derece basit. Class anahtar kelimesini kullanıyoruz ve ondan sonra devamında da class'ımızın ismini veriyoruz. İki nokta koyduk. Class'ımızı aslında oluşturmuş olduk. Bu şekilde bırakırsak şu an hata alacağız. Çünkü Python dilinde bir fonksiyon ya da atıyorum sınıf yazarken mutlaka içeriğini bu bloğun içerisine doldurmamız lazım. Fakat pes kelimesiyle anahtar kelimesini koyduğumuz zaman ben burada bilgisayara mesajı veriyorum. Diyorum ki ben burada bir şeyler yazacağım. Şimdilik dursun. Size de şu mesajı veriyorum. Evet şimdi burada bıraktım. Çünkü bu blueprint'in yani bu class'ın sınıf yapısının ne olduğunu biraz da araya girip öğrenmeye çalışalım diyorum. Şimdi personel sınıfımı yani bir blueprint'imi oluşturdum. Bunun üzerinden de ilk personellerimi oluşturacağım. Birinci personelim per bir anahtar kelimesiyle başlatayım ve ilk instance'ımı yani nesnemi oluşturayım. Mesajımı veriyorum bilgisayara. Diyorum ki personel sınıf üzerinden blueprint üzerinden benim ilk nesnemi oluştur. Diyorum ki bana ikinci personeli de oluştur. Yani ikinci nesnemi de oluştur. Ve yine personel sınıfını ürettim. Şimdi tabii bu ne demek? Ne oldu? Hemen konsolumuza aşağıda yazdıralım. Print diyelim ve öncelikle bir personel sınıfımızın kendisini yazdıralım. Devamında da bu per 1 ve per 2'yi yazdıralım. Yazdıramadık. Şuradan hemen yapalım ve kaydedelim. Ve konsolumuza yazdıralım. Bakalım ne diyecek. Evet. 3 satır yazdırdık. Birincisi personel sınıfımızın kendisi. Zaten bize personel isminde bir class yapısı olduğunu konsola yazdırdı. Per 1 ve per 2 için yazdırdığımız satırlara bakarsak burada object at birçok numara var. Yani bilgisayar bize şu mesajı veriyor. Sen yazdın. Ben de memory'de senin oluşturduğun nesneler için yerimi ayırdım. Bundan sonraki talimatlarını bekliyorum. Bundan sonraki talimatlarımız ne olacak? Personel oluşturduk. Personelle alakalı bilgiler olması lazım. İsim olması lazım. Soy isim olması lazım. Şimdilik ortanca isme falan girmiyorum. Mümkün olduğu kadar sade tutmaya çalışıyorum. Bir e-posta adresi olması lazım. Belki TC kimlik numarası ekleyebiliriz. Maaşı olması lazım. Personel çalıştırıyoruz. Şimdi hemen biz burada personelimizi yani sınıfımız boş bıraktık ama burada hemen per bir nokta isim diyelim ve ismini verelim. İsmimiz John olsun. Klasik. Soy ismimiz de Smith olsun. Bu tabii biz per 2 yaptık. Hemen bunu zaten per 1'den devam ediyoruz. Birinci personelimizin soy ismi de Smith oldu. Bir e-mail adresi vermemiz lazım. E-posta diyelim. Eşittir diyelim. Buna da yazalım. john.smith@firmam.com olsun. Hemen bunu kopyalalım ve çoğaltalım. Burada da bunları per 2 olarak değiştirelim. Yanlış yaptık. Per 2. Bu da ne olsun? Merit Smith olsun. Tek tek burada ne yapmamız lazım? Tek tek bunları yazmamız lazım. Hemen tekrar şu printleri alalım. Şunu bence şimdilik silelim. Hiç gerek yok. Kafamız daha fazla karışmasın. Şimdi per 1 ve per 2 yazdırıyoruz konsola. Önce bir konsolumu temizliyorum. Evet. Yazdırıyorum. Yine aynı sonuç çıktı. Çünkü şu an memory'deki adresi bize veriyor. Bilgisayar tam olarak ne istediğimizi algılayamadı. Bizim yapmamız gereken buraya hangi bilgileri istiyorsak o nesne içerisinde onları da belirtmemiz. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman, tekrar yazdırdığımız zaman bakalım ne olacak. Evet. johnsmith@firmam.com, marysmith@firmam.com. Şimdi burada yüzlerce personelimiz olduğunu düşünüyorum. Her hafta yeni personel girip çıkacağını, personel isminin değişeceğini, mesela Mary Smith
John Smith'ten boşandı, soy ismi değişti. Şimdi bunların hepsini otomasyona bağlamamız lazım. Her defasında bu işlemleri tekrar yapmak yerine biz bu nesneleri oluşturduğumuz class, yani sınıf yapısı üzerinde bir blueprint oluşturursak, ne istediğimizi bilgisayara daha net verirsek bunları otomasyona çevirebiliriz, daha da hızlandırabiliriz. Peki burada yapmamız gereken ne? Burada hemen sınıfımızın içerisine ilk fonksiyonumuzu, yani metodumuzu yazıyoruz ve init diye her zaman duyduğumuz, yazamadık. Fonksiyonumuzu, constructor function'ımızı, yani metodumuzu ya da bilmiyorum Türkçesi tam ne, yapılandırma fonksiyonumuzu verdik. Şimdi burada sınıfla alakalı şunu söyledik. Dedik ki ben bir sınıf oluşturuyorum ve bu sınıfı oluştururken ben her zaman sana isim, soy isim, maaş bilgilerini vereceğim. Bana bir güzellik yap. Ben bunları daha kısa bir şekilde girebileyim. Buradaki self neyi ifade ediyor? Herkesin kafasını en çok karıştıran konu bu. Buradaki self bizim sınıfımızdan oluşturacağımız nesneleri ifade ediyor. Yani burada biz diyoruz ki bir sınıfım var. Bu sınıf üzerinden nesneleri oluşturacağım ve bu nesnelerin kendisine bu bilgileri eklemek istiyorum oluştururken bu mesajı veriyoruz. Şimdi yapmamız gereken self isim nokta isim. Self soy isim eşittir soy isim ve self maaş eşittir maaş. Şu an biz tam olarak deklare ettik. Bu sınıfı oluşturuyoruz ve içerisinde de oluştururken bu bilgileri entegre etmek istiyoruz. Şimdi tamam, buraya kadar çok güzel. Peki bunu nesne oluştururken nasıl yapacağız? Sıralama çok önemli burada. Burada yapmamız gereken isim eşittir John, soy isim eşittir Smith ve maaş, bugün bonkör günündeyim, 30 bin olsun. 30 bin isim, soy isim ve maaş bildirdik. Ama Python akıllı bir dil, işimizi de kolaylaştırmayı seven bir dil. Dolayısıyla biz burada argümanlardan ziyade, argüman isimlerinden ziyade sırasıyla kendi vermek istediğimiz veriyi buraya yazabiliyoruz. Bayandan fazla olsun tepki çekmeyelim. O da çok fazla oldu. Şimdi print fer bir nokta isim çoğaltalım. Soy isim ve maaş dediğimiz zaman bize bakalım save edelim konsolumuz ne verecek. John Smith 30.000. Yani işimiz o kadar kolaylaştı ki şimdi bunu personel 2 için yapalım. Syntax error verdik çünkü burada 2 olmaması lazım. Nasıl yaptık anlamadım. Temizleyelim daha net olsun. Çalıştırdığımız zaman scriptimizi Mavis Smith 35.000. Şimdi burada e-posta adresinden atladık. Şimdi düşünün yüzlerce personeliniz var. Tek tek bunları girmek yazılımın varoluş amacına tamamen aykırı. Şimdi yapmamız gereken self nokta e-posta eşittir dedik. Şimdi burada Python'daki string format formatting olayını yapacak. Bildiğinizi düşünüyorum. Konumuz o değil çünkü. Bu süslü parantezlerle ben e-postadaki firmamda firmam.com e-posta formatımı girdim ve buraya girmem gereken isim ve soy isim. Buraya da e-posta yazalım. Konsolumu temizliyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi mailsimit.firmam.com e-posta adresi otomatik olarak oluşturmuş olduk. Bir blueprint oluşturduk ve yapmamız gereken bütün manipülasyonu, veri manipülasyonunu otomatik hale getirmiş olduk. Mesela burada biz ilk ismi John girdik, Smith girdik. Burada Mary girdik, Smith girdik ve ilk harfleri büyük yaptık. Yani küçük de yapabilirdik. Şimdi bu şekilde gitseydik. Şimdi bakın Mary, Smith. Yani burada işte baştan bunun gibi onlarca örnek olduğu için baştan tek tek hepsini düzeltmek yerine string metotlardan title'ı getirip isim ve soy isime ilk harflerini büyük hale getirebiliriz. Ama tabii e-posta adresinde büyük harf mantıklı olmadığı için lower metoduyla, string metoduyla e-postadaki karakterlerin hepsini küçük harf yapabiliriz. Burada da isim ve soy ismi büyük harf ya da ilk harfi büyük şekilde formatlayabiliriz. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi
Şimdi burada tekrar self kelimesine gelmek istiyorum. Bu self yerine aslında istediğiniz herhangi bir kelimeyi de koyabilirsiniz. Ben buraya daha açık olması için nesne de yazabilirim. Çünkü buradaki self aslında bu sınıf üzerinden yaratacağım nesneleri, yani bu class üzerinden yaratacağım nesneleri ifade ediyor. Tekrar çalıştıralım bakalım hata alacağız mı? Hata aldık bile. Bakın hata çıktı, o hataya biraz anlayacağım. Gördüğünüz gibi çalışmasında herhangi bir problem yok. Aslında self anahtar kelimesini bu kadar takılmak yersiz. Çünkü oradaki self mesleği ifade ediyor. Bize hata vermesinin sebebi üzerine gelirsek burada pilot dediğimiz oluşum bize doğru kod yazmamızı yönergelerle ifade ediyor. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir hata almadık. Bu nesneleri self olarak tekrar değiştirelim. Sanırım self kelimesi kafamızda biraz daha oturdu arkadaşlar. Ama dediğim gibi biz burada nesne ya da herhangi bir kelimeyi self yerine kullanabiliriz ama kullanmamalıyız. Çünkü genel kullanımda Python dilinde self kelimesi kullanılıyor. Ve internetten araştıracağımız dokümantasyonda birçok yerde zaten biz bu self kelimesiyle karşılaşacağız. İleride bu sınıf değişkenleriyle alakalı da birkaç örnek vermeye çalışacağım. O zaman biraz daha kafamıza oturacağını düşünüyorum. Ama burada kafamızı kurcalayacak başka bir konu. Benim gördüğüm zaten kafayı kurcalayan konulardan bir tanesi. Buradaki isim atamaları. Ve biz ne yaptık? Constructor fonksiyonumuzun metodumuzun içerisinde, yani init metodumuzun içerisinde isim, soy isim, maaş dedik. Ve devamında da self isim eştir isim şeklinde kodumuzu devam ettirdik. Ama burada yine genel kullanım self isim, yani atadığımız değişken isimlerinin de aynı olması. Fakat biz burada klasımızın, nesnemizin içerisinde farklı kelime de kullanabiliriz. İsim, soyad şeklinde de değiştirebiliriz. Maaş ödeme şeklinde değiştirebiliriz. E-postayı da e alt çizgi posta yapalım. Ama burada tabii bundan sonra bizim klasımızdan bilgimizi, daha doğrusu nesnelerimizden bilgiyi çekerken sınıf içerisinde girdiğimiz belirttiğimiz değişken adlarını kullanmamız lazım. Yani artık per bir nokta isimden ziyade per bir nokta ad, per alt çizgi bir, birinci personel ad, birinci personel soyad zaten otomatik bize verecek ve e-mailini yazdıralım. Birinci personel e-posta şeklinde yazdırmamız gerekiyor. Save edelim. Bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmadı. Ama yani belirttiğim gibi genel kullanımda biz yine variable isimlerin, yani değişken isimlerimizi atarken aynı isimleri kullanıyoruz. Neden? İleride birçok class kullanırken tekrar düşünmenize gerek kalmayacak. Boşu boşu ekstradan kod yazıp içerisinde ne vardı, ne yoktu diye bakmanıza gerek kalmayacak şekilde. Şimdi biraz yol aldığımızı düşünüyorum. Böyle bir program yazdığımızda yapmamız gereken herhalde bir de tam isim yazdırmak. Mesela sadece isim olarak değil, John Smith olarak tam isim olarak da çekmemiz gerekecek. Ya raporlarken, herhangi başka bir işlem yaparken bize tam ad da lazım olacak. Biz bunu Python'da zaten yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? Bunun iki yolu var. Birincisi benim daha çok kullandığım metot. Format string yapıp içerisine bizim yazdırmak istediğimiz değişken adlarını koymamız. Buraya isim ve soy isim şeklinde yazdırabiliyoruz. Bunun tabii başka bir ifade tarzı da Python'da. İsterseniz sadece direkt süslü parantezlerimizi koyarak format anahtar kelimesiyle biz buraya ikinci personelimizin de isim ve soy ismini de bu şekilde de yazdırabiliriz. Ama şimdi iki ifade arasında herhangi bir fark yok aslında, ama ben birinci ifadeyi daha çok seviyorum. Çünkü daha kolay okunabilir geliyor bana, ama tabii sizin kendi seçiminiz. Bakalım yanlış bir şey yaptık mı? Kodumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi biz bunu yazdırabiliyoruz. Ama her defasında bu şekilde yapmaya kalkarsak boşu boşuna yüzlerce karakter girmemiz gerekecek belki ve yani kirli bir kod oluşacak. Bunu peki nasıl yapabiliriz? Sınıf içerisinde bu metodu nasıl gömebiliriz? Gelin şimdi buna bakalım. Sınıfımızın içerisinde ilk metodumuzu oluşturalım. Fonksiyonumuza tam isim adını verdim. Ve burada parantez arasına hangi argümanı koyacağız? Sorumuz bu. Parantez arasına tabii ki self argümanı koyacağız ve bu self argümanı aslında nesnelerin kendisini ifade ediyor. Şimdi zaten hemen oraya geleceğiz. Burada yapmamız gereken tam ismi döndürmek. Nasıl döndüreceğiz? Buradaki mantığımızı alalım. Buraya geri koyalım. Yalnız burada şunları da silelim. Dikkat etmemiz gereken konu. Buradaki per 1. Şimdi biz burada
sınıftan her nesne yarattığımızda her nesnenin kendi isim ve soy isminden bir tam isim yaratmasını istiyoruz. İstediğimiz tam olarak bu. Dolayısıyla nesnenin kendisini ifade etmemiz lazım burada. Gördüğünüz gibi ifademiz ve ilk fonksiyonumuz bu. Şimdi metodumuzu kullanarak tam ismi personel 1 için tam ismi yazdıralım. Zaten otomatik geldi. Burada dikkat etmemiz gereken konu iki tane parantez işareti. Çünkü biz burada herhangi bir attribute yani herhangi bir değişkenden ziyade bir metodu çağırıyoruz. Metodun çalışması için de buraya bizim iki parantez işaretini koymamız lazım. Save edelim, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aldık. Eğer bu parantezler olmasaydı ne olacaktı ona da bakalım. Çift parantezimizi kaldırdık ve tekrar yazdıralım. Gördüğünüz gibi bize metodun kendisini verdi. Ama bizim istediğimiz metodun return etti yani döndürdüğü değer. Konsolumu temizliyorum. Biz ne yaptık? Böylelikle tekrar tekrar kod yazmak yerine sadece burada bir fonksiyon, daha doğrusu metot tanımlayarak bu işi otomatik hale getirdik. Bundan sonra personel 2 içinde yapmamız gereken tek şey personel 2 nesnesinin içerisine gelip aynı metodumuzu çağırmak. Tam isim metodumuzu oluşturarak biz tam ismi çekmeyi ve bunu sadece iki satırda klas içerisinde, sınıfımız içerisinde halletmeyi başardık. Ama burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. Özellikle ilk başlarda en çok yapılan hata buradaki self argümanın unutulması. Yani bu tam isim metodunun içerisinde self argümanın unutulması. Şimdi biz bu self argümanını da çıkartalım. Bu print statement'ımızı da şimdilik kaldıralım. Kodumuzu bir çalıştırmaya deneyelim. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Hata alacak mıyız? Bakın herhangi bir hata almadık. Yalnız biz bu self argümanını yazmayı unuttuk. Nesnelerimizi oluşturduk. Herhangi bir hata almadık. Ama biz oluşturduğumuz nesne üzerinden bu tam isim metodunu çağırırsak bakalım şimdi nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Bakın aldığımız hataya yakından bakalım. Type error aldık. Yani yazım hatası aldık ve burada bize ifade ettiği aslında hiç argüman almamasına rağmen bizim bir argüman verdiğimiz. Yani burada parantez içerisinde biz bu metodu kendi nesnemiz üzerinden çağırdığımızda parantez içerisinde herhangi bir ifade, herhangi bir argüman olmamasına rağmen konsolumuz bize buraya bir argüman yazdığımızı iddia ediyor. Burada arka planda tam olarak bunun nasıl çalıştığını anlamak için print içerisinde yazdığımız şu metot çağırmayı yani birinci personelimiz üzerinden tam ismi çağırdığımız metodu farklı bir şekilde yazmaya çalışalım. Önce self argümanımızı geri getirelim. Şimdi biz burada per 1 dedik. Birinci personelimizin tam ismini bize geri getir dedik. Biz bunu aslında direkt yarattığımız class yani sınıf üzerinden de çağırabiliriz. Yani şu ifadenin daha farklı yazılma şekli personel sınıf üzerinden tam isim metodunu çağırmak ve buraya argüman olarak hangi nesnenin tam ismini istediğimizi ifade etmek zorundayız. Biz per bir yani birinci personelimizle ilgileniyoruz. Bu nesnemizle ilgileniyoruz. Bu şekilde yaptığımızda bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hemen bir print ekleyelim buraya ki konsolumuza yazdırabilelim. Gördüğünüz gibi tam isim fonksiyonu geldi. Bakın bu nokta gerçekten çok önemli. Burada biz aslında argüman olarak nesnenin kendisini yarattığımız sınıfa verdiğimizi görebiliyoruz. Yazımıyla aslında personel nokta tam isim fonksiyonu metodu parantez içerisinde per bir nesnesi hemen hemen aynı ifadeler. Böylelikle arka planda ne döndüğünü de daha net görmüş olduk. Evet arkadaşlar umarım özellikle bu self argümanı kafamızda bayağı bir oturdu. Bu videoda ne yaptık? Çok basit bir sınıf yapısı oluşturduk. Sınıf yapısının nasıl oluşturulacağını gördük. Sınıf yapısı üzerinden nesnelerin nasıl oluşturulacağını, en önemlisi nesne ve sınıf arasındaki farklılığı gördük. Ve çok basit bir fonksiyonla bu self argümanını biraz daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulduk. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıda yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Gücüm yettiği kadar, elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Önümüzdeki videoda da biraz daha detaya girmeye başlayacağız ve sınıf içerisindeki değişkenlerin nasıl oluşturulduğuna bakmaya çalışacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.